Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi popülasyonların evrimine geçiyoruz. Evrimde Lamarck'ın görüşünden, Darwin'in görüşünden bahsettik. Şimdi popülasyonların evrimi nasıl gerçekleşiyor? Hatırlarsanız diğer videonun son dakikalarında söylemiştik. Bireyler evrimleşmez, popülasyonlar evrimleşir demiştik. Peki, peki popülasyon neydi? Popülasyonda aynı türden oluşan birey topluluğuna biz popülasyon diyoruz arkadaşlar. Bu popülasyonlar içerisinde gerçekleşen işte gen değişimleri, daha sonra gen akışları, genetik sürüklenme dediğimiz olaylar varyasyonlara ve bu varyasyonlarda zamanla türleşmeye sebep oluyor. Yani yeni türler oluşabiliyor. Bunlara da Darwin'in dediği gibi evrimleşme olayı diyoruz. Ee, Evrim olayını yani evrim konusunu Bizim bir hocamız anlatmıştı biliyorsunuz Türk Üniversitesi çıkışlıyım Ömer Faruk Hoca vardı sonradan e, Kansere yakalanmış umarım Kötü bir şey olmamıştır sonrasında haber alamadım Umarım yaşıyordur Çok güzel anlatıyordu yani Şey olarak anlatıyor Tarafsız bir şekilde anlatıyordu zaten evrimi anlatırken Hani kimseden de yorum yapmasını istemiyordu Ki hani Kargaşa çıkmasın diye e, Çok gerçekten hem Evrime dayalı olan şeyleri anlatıyordu. Hem de evrimin açıklayamayacağı şeyleri anlatıyordu. Gerçekten çok güzel anlatıyordu. Bir de mikrobiyoloji hocasıydı. Ee, yani mikrobiyolojiyi gerçekten sevdirmişti ve kendi de çok seviyordu. Umarım yaşıyordur dediğim gibi hani kötü bir hastalığa yakalanmıştı. İnşallah iyileşmiştir. Bu arada şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Konuya başlamadan önce. Ee, bununla ilgili bir video çekeceğim. Bir motivasyon videosu çekmeyi düşünüyorum ama bu videoda şunu söyleyeyim kesinlikle vazgeçmeyin. Eğer başladıysanız zaten bir şey yani bir şey bitirmek başlamakla başlar derler ya yani yarısını bitirmiş olursunuz eğer başlarsanız. Eğer başladıysanız ve benim bu videoma kadar geldiyseniz, benim bu sözlerimi duyuyorsanız kesinlikle bırakmayın. Burada 6 ay gibi bir süre kaldı. Hani 6 aydan biraz daha fazla ama ortalama 6 ay diyelim. 6 ay gibi bir süre kaldı. Bu süre içerisinde elinizden ne geliyorsa yapın. İnanın bana yapabilirsiniz, başarabilirsiniz. Yani kendinizden asla vazgeçmeyin ve kendinize güvenin arkadaşlar. Başkaları yapıyorsa ben de yapabilirim deyin. Hani bu ee, şey değil, kıskanmak gibi bir durum değil. Hani yapabilenler nasıl yapıyorlar? Çünkü çalışıyorlar. Kendilerinden vazgeçmiyorlar. Hani yapmaktan vazgeçmiyorlar. Siz de vazgeçmeden yapabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden hani birçok hocam yazıyor bana. İşte hocam yapamıyorum. Hani bazen vazgeçmek istiyorum. Konular yetişmeyecek gibi düşünüyorum ama kendinizi biraz daha sakin tutmanız lazım. Eğer sakin tutarsanız daha hızlı ilerlediğinizi göreceksiniz. Yani birazcık böyle stresinizi kontrol altına almaya çalışın. Hafif orta düzeyde stres iyidir ama ne fazlası İyidir ne de az iyidir. Hani az stres çok rahatlık oluşturur. Bu sefer çalışmak istemezsiniz. Fazla stres de çalışmanızı engel olur. Dolayısıyla orta düzeydeki stres, orta düzeydeki kaygı her zaman için iyidir arkadaşlar. Stresinizi kontrol altına almaya çalışın. Mesela şunu söyleyeyim. Bazen anlamadığınız konular olabilir. Mesela fotosentez, solunum birazcık hani değişik konular veya evrim yine aynı şekilde. Arkadaşlar eğer bir konuyu anlamıyorsanız ikinci kez çalıştığınızda yine anlamadıysanız biraz ara verin. Üst üste çalışmayın aynı konuya çünkü bazen beyin kendini kapatabiliyor bu tür konularda. İşte ee, Mesela araya bir hafta zaman koyun. Sonuçta konular birbirinden bağımsız değil mi? Mesela fotosentez solunum birbiriyle bağlantılı ama bir sonraki hücre bölünmelerinden bağımsızdır. Önce hücre bölünmelerini işleyin. Onu işte sorularını çözün. Daha sonra tekrardan fotosentez solunuma dönüş yapın. Hani örnek olarak bunu veriyorum ama birçok konu için geçerli bu. O şekilde yaptığınız zaman daha iyi anladığınızı göreceksiniz. Çünkü ara vermek beynin kendini toparlamasını sağlar. Bu durumda da daha iyi çalıştığınızı daha iyi anladığınızı göreceksiniz. Evet şimdi başlayalım direkt e, videomuza. E, genetik varyasyondan bahsedeceğiz arkadaşlar. Peki nedir genetik varyasyon? Türler arasındaki çeşitliliktir. Yani bir türün bireyleri arasındaki çeşitlilik. Mesela insanların birbirinden farklı olması bir varyasyondur. Peki bunu ne sağlar? bizim birbirimizden farklı olmamıza sebep olan şey nedir? Tabii ki DNA'mızdır değil mi? Arkadaşlar e, araştırma yapılmış ve insanların yüzde hani DNA'larının yüzde 99'unun birbiriyle aynı olduğu görülmüş ki zaten Düşündüğünüz zaman e, bizler aynı işleri yapabiliyorsak, yani bizim karaciğerimiz aynı olayları yapıyorsa, işte e, beynimiz aynı olayları yapıyorsa, aynı enzimler üretiliyor. O zaman proteinler aynıdır. Dolayısıyla gen bölgeleri, DNA bölgeleri de aynıdır. Bizi birbirimizden farklı kılan şey sadece %1'lik kısımmış. Yani varyasyonu kim sebep oluyor? DNA'daki küçük farklılıklar sebep oluyor arkadaşlar. E, fenotipte bir varyasyon gerçekleşmişse yani dış görünüşte bir varyasyon gerçekleşmişse bu ileriki nesillere aktarılmaz. Hani e, Lamarck'ın dediği gibi işte boyun uzunluğu veya mesela kuyruğunu kestik yavrularının kuyruğunun kesik olması beklenemez. Çünkü ileriki nesillere aktarılmaz ama genlerde yani e, üreme genlerinde bir mutasyon olduysa orada bir değişiklik olduysa bu ileriki nesillere aktarılabilir arkadaşlar. Genlerde meydana gelen varyasyon olmadan evrim ortaya çıkmaz. Yani genlerde bir değişiklik meydana gelecek ki evrim ortaya çıksın. Mesela iki tane tür var ve bu türlere baktığınız zaman birbiriyle çok yakınlar aslında. Bunların birbirinden farklı kalan şeyine ne peki? Diyelim ki bir gen bölgesinde gerçekleşen bir mutasyon bu mutasyon sayesinde ne olmuş? Bunlar birbirlerinden evrimleşmiştir, birbirinden farklılaşmıştır diyebiliriz arkadaşlar. Peki bunlar nasıl varyasyonlara sahip olabiliyorlar? Şimdi genetik varyasyon olabiliyor. Ayrıca coğrafik varyasyona da sahip olabiliyorlar arkadaşlar. Yani coğrafik varyasyon nedir? Ee, belli bir yaşama alanı var. Bu yaşama alanında belli bir karakter boyunca kademeli bir değişim var arkadaşlar. Biz bu değişime zaten clean diyoruz. Bu clean görüldüğü zaman canlar arasında farklılık gözlenebilir. Mesela baktığınız zaman şu ikisi de tırtıl. Ama tırtıl oldukları halde bunların dış görünüşlerinin farklı olmasına ne sebep olmuş? İşte genlerde meydana gelen varyasyonlar sebep olmuştur. Yani ikisi de tırtıldır ama dış görünüşleri birbirinden farklıdır arkadaşlar. Peki evrim neye dayanıyor? Arkadaşlar evrim Genetik varyasyona, e, genetik varyasyon, gen akışı, daha sonra genetik sürüklenme gibi olaylara dayanıyor. Buradaki genetik varyasyon ise mutasyon gen duplikasyonu ya da yeni alleller ve yeni genler oluşturan süreçlerden köken alıyor. Yani diyor ki evrim, evrimin gerçekleşebilmesi için genlerde bir değişiklik meydana gelmesi lazım. Bu değişiklik de nasıl olur? Mutasyonla olur. İşte mutasyon temel sebebimizi oluşturuyor. Şimdi burada Hardy-Weinberg'ten bahsedeceğiz. Burada da daha sonra zaten bununla ilgili soruları da çözeceğiz. Arkadaşlar Hardy-Weinberg eşitliği dediğimiz bir eşitlik var. Bu eşitlik popülasyonların evrim geçirip geçirmediğini test etmek için kullanılıyor. Peki nasıl bir eşitliktir bu? Hardy Weinberg diyor ki bir popülasyonda eğer bir değişiklik yoksa baskın genlerin frekansıyla çekinik genlerin frekansının toplamı bir olması lazım. Genelde baskın genleri... Frekansını ifade ederken P harfini çekinikleri ifade ederken de Q harfini kullanıyoruz. Tabi bu çok hallerlik olduğu zaman P Q, R şeklinde gidebilir. Ee, burada Hardy Weinberg'in bahsettiği Kuralın geçerli olması için popülasyonun hiçbir şekilde evrim geçirmemesi lazım. E, evrim geçirmeme yani mutasyon olmama işte dışarıdan gen akışının olmaması mümkün mü? Mümkün değil. Birazdan zaten Hardy-Weinberg kurallarından da bahsedeceğim. Burada e Hardy Weinberg diyor ki popülasyonlardaki frekansları bizim belirleyebilmemiz için popülasyonların izole olması lazım, rastgeleleşmesi lazım, daha sonra hiçbir şekilde seçim yapmaması lazım, dışarıdan gene akışının olmaması lazım. Yani şöyle düşünün. Bir aile var. İşte aşiretlerde falan oluyor ya genelde. İşte sadece kendi aralarında evleniyorlar. Kendi çocuklarını, çocuklarını evlendiriyorlar. Ne oluyor? Bir süre sonra bu bir süre sonra bunlar da aynı genler tekrar edebiliyor. Hatta akraba evliliği sonucunda çekinik genlerin ortaya çıkma özelliği artabiliyor arkadaşlar. Şimdi Hardy-Weinberg kuralı için eşitliği için gerekli koşullardan bahsedelim. Bir kere birincisi mutasyon olmayacak. Yani diyor ki P artı Q'nun bir olabilmesi için mutasyon olmayacak. Rastgele eşleşme olacak. Yani eş seçimi olmayacak. Doğal seçilim olmayacak diyor çok geniş bir popülasyon büyüklüğü olması lazım. Bir de gen akışının olmaması lazım diyor. Eğer bunlar sağlanırsa popülasyonlar sabit kalır diyor. Ama böyle bir durum mümkün mü? Mümkün değil tabii ki. Şimdi doğal seçilimden bahsedeceğiz arkadaşlar. Doğal seçilim nelere sebep oluyor? Doğal seçilim genetik sürüklenme ve gen akışı az önce de bahsettim. Bir popülasyonda alel frekanslarının değişmesini sağlayabilir. Peki nedir doğal seçilim? Doğal seçilim arkadaşlar çevre şartlarına göre gerçekleşen bir seçilim olayıdır. Hani daha önce bahsetmiştik ya. Eğer bir canlı yaşadığı ortama uyum sağlayabiliyorsa o canlı o ortamda yaşar. Yaşayamayanlar yani uyum sağlayamayanlar ise ne olur? Ölür doğal seçilim çalıştığı sürece yani doğal bir seçilim olduğu sürece Hardy-Weinberg kuralı tabii ki çalışmıyor arkadaşlar. Çünkü bu olay genlerde değişikliğe sebep oluyor. Hardy-Weinberg ne diyor? Eğer benim kuralımın geçerli olmasını istiyorsak popülasyonlar arasında gen akışı olmayacak, genetik varyasyon gerçekleşmeyecek, genlerde herhangi bir değişiklik Olmayacak. Doğal seçilim budur. Genetik sürüklenme nedir? Genetik sürüklenme de gen havuzundaki aler frekanslarının değişmesidir. Yani diyelim ki bir popülasyonda kahverengi göz genini sebep olan alerler işte fazlaysa mavi göz genine sebep olan alerler daha azsa bir süre sonra bunlar değişebilir. Mavi göz daha fazla, kahverengi göz daha az görülebilir arkadaşlar. Biz buna genetik sürüklenme diyoruz. Yani genlerin kaybedilmesi ya da kazanılması durumudur. Bir popülasyondaki bireylerin bir kısmının popülasyondan ayrılmasıyla gerçekleşebilir ya da popülasyona başka bireylerin katılmasıyla gerçekleşebilir. Mesela 100 kişilik bir popülasyon olduğunu düşünün. Bunların 70 kişisinin gözlerinin mavi renkli işte 40 30 kişisinin de gözlerinin kahverengi olduğunu düşünün. Başka bir popülasyondan birey geldi ve 100 tane kahverengi gözlü birey geldi. Ne oldu? Bir anda kahverengi göze sahip olan bireylerin frekansı artmaya başladı. İşte bu durum arkadaşlar genetik sürüklenmedir. Peki diyelim ki birkaç tane birey büyük bir popülasyonda yaşıyorlar. Buradan izole oldular ve daha küçük bir grup oluşturdular. Bunların arkadaşlar gen havuzu kaynak olan popülasyondan farklılık gösterebilir ve yeni bir popülasyon meydana getirebilir. Biz buna kurucu etkisi diyoruz. Bakın büyük bir popülasyon var. Buradan küçük bir parça ayrılıyor. Ee, ana popülasyondan farklı bir e, gen havuzuna sahip oluyor. Biz buna ne diyoruz? Kurucu etkisi diyoruz. Diyelim ki yangın, sel gibi çevresel koşullar var. Bu koşullarda aniden ortaya çıkan bir değişiklik. Bir popülasyonun büyüklüğünü şiddetli bir biçimde azaltabilir arkadaşlar. Ve popülasyon bir nevi dar bir boğazdan geçebilir. Büyüklüğü azalabilir. Bu yüzden de bu popülasyondaki büyüklüğün azalmasına biz dar boğaz etkisi diyebiliriz. Dar boğaz etkisi yangın ve sel gibi çevresel koşullar sonucunda aniden ortaya çıkan bir etkidir arkadaşlar. Ee, şurada bir şey var onu da okumak istiyorum size yani söylemek istiyorum. Yalnızca şansa bağlı olarak hayatta kalanlar arasında bazı aileler daha fazla görülürken diğerleri daha az görülebilir. Hatta bir kısmı ortadan kalkabilir arkadaşlar. Bu yüzden de dar boğaz etkisi zararlı alel frekanslarının artışına sebep olabilir. Yani şöyle düşünün. Down sendromluğunu düşünün mesela. Down sendromlu ya yok Down sendromlu demeyelim. Mesela orak hücre anemisi. Or orak hücre anemisi işte bir nokta mutasyonu sebebiyle gerçekleşiyordu. Bu nokta mutasyona sahip olan genlerin frekansı bir anda artarsa, orak hücre anemisi daha fazla görülmeye başlar mı başlar? İşte biz buna darboğaz etkisi diyoruz. Bir anda ortaya çıkabiliyor, fazla olabiliyor arkadaşlar. Genetik sürüklenmenin şöyle bir özetinden bahsedelim. Genetik sürüklenme küçük popülasyonlarda etkilidir, büyük popülasyonlarda fazla görülmeyebilir etkisi. Daha sonra alel frekanslarının rastgele değişmesine sebep olabilir. Popülasyonlar içinde genetik varyasyonun kaybına yol açabilir ve zararlı alellerin fikse olmasına yani sabit kalmasına neden olabilir. Orak hücre anemisinde örnek verdiğim gibi arkadaşlar. Peki gen akışı nedir? Ee, diyelim ki alel frekansları arkadaşlar üretken olan bireylerin ya da onların gametlerinin bir popülasyondan dışarıya ya da bir popülasyona doğru içeri doğru hareketine bağlı olarak alellerin transferine biz ne diyoruz? Gen akışı diyoruz. Yani genlerdeki alellerin frekansının değişmesi aslında başka bir popülasyona gitmesi ya da başka bir yerden bu popülasyona gelmesidir. Gen akışı popülasyonları olumlu da etkileyebilir, olumsuz da etkileyebilir arkadaşlar. Şimdi geliyoruz doğal seçilime. Doğal seçilimin çeşitlerinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Doğal seçilim Adaptif evrime sebep oluyor. Nedir adaptif evrim? Yani adaptasyona bağlı olan evrime sebep oluyor. Canlılar ortama adapte olmak için doğal seçilim sayesinde adaptasyon gerçekleştiriyorlar. Ve ortama uyum sağlayanlar yaşıyorlar. E, uyum sağlayamayanlar ne yapıyor maalesef? Ortamdan uzaklaşıyorlar yani ölüyorlar. Şimdi doğal seçilimin 3 tane çeşidi vardır arkadaşlar. Yönlü seçilim dallanan seçilim bir de kararlı seçilim şekil üzerinde de anlatacağım. Yönlü seçilim nedir? Yönlü seçilim herhangi bir fenotipik dağılımda ekstrem, uç, ekstrem uçlardan birindeki bireylerin daha fazla tercih edilmesidir. Yani frekansın arkadaşlar böyle sağa kayık ya da sola kayık olması şeklinde yönlü seçilim olur. Yönlü seçilim genelde bir popülasyon üyelerinin başka bir habitata göç etmesi sonucunda ortaya çıkabiliyor. Örnek verelim. Mesela besin olarak kullanılan e, uygun tohum büyüklüklerindeki bir artış Galapagos ispinozlarının bir popülasyonunda Gaga genişliğinin artmasına sebep olmuştur. Bu nedir? Yani oraya doğru yöneltmiştir yönlü seçilim olmuştur arkadaşlar. Dallanan seçilim ise mesela bizim diyelim ki iki tane uç ekstrem koşulumuz var. Mesela biri burada, biri burada. Dallanan seçilimde hem burada birey sayısı fazla hem de burada birey sayısı fazladır. Yani iki uçta, iki ekstrem uçta birey sayısının fazla olması dallanan seçilimle açıklanıyor. Örnek verelim. Arkadaşlar Kamerun'da üyeleri iki farklı Gaga büyüklüğüne sahip, siyah halkalı tohum kıran ispinozlara ait popülasyon örnekleri bunları verebiliriz mesela küçük gagalı kuşlar genelde yumuşak tohumlar ile beslenirken büyük gagalı olanlar sert tohumları kırmaya özelleşmiştir orta boyutta gagaya sahip olanlar ise her iki tohum biçiminde kırmakta başarısız oldukları için düşük bir uyuma sahiptir yani bakın şurada büyük tohumları kıran yani sert tohumları kıran büyük gagalılar var şurada da küçük gagalılar var yumuşak tohumları tercih ediyor ortada olanlar ise her ikisini de kırmak için maalesef yeterli özelliğe sahip olmadığı için ne oluyor bunların e, uyumu daha azdır Bu yüzden de bireylerin sayısı daha azdır gelelim kararlı seçilime kararlı seçilim arkadaşlar sadece eee ekstrem koşullarda değil yani ekstrem olan uçlarda değil ortalıkta olan ortada olan kısma uyum sağlamıştır. Dolayısıyla kararlı seçilim bu şekilde açıklanabilir. Örnek verelim. Mesela insan türünde çoğu bebeğin ağırlığı 3-4 kilogram arasındadır. Bu değerden daha hafif olanlar da vardır. Daha ağır olanlar da vardır. Genelde bunlar da yüksek oranda ölüm görülüyor. Ama tabii ki yaşayanlar da var arkadaşlar. Bu 3-4 kilogram olan ortalama bir değerdir. O yüzden de ortalama olanlar ortama uyum sağlamıştır diyoruz. Bakın normal popülasyon orijinal popülasyonumuz bu. Eğer Yönlü bir seçilim olursa bakın yönlü seçilimde ne oluyor? Bireyler arkadaşlar belli bir yeri seçiyorlar. Yani ekstrem ucu seçiyorlar. Dallanan seçilimde ne oluyor bakın? Dallanan da kırmızı çizgiye bakacaksınız. 2 tane ekstrem uç artarken ortalama olan ne yapıyor? Azalıyor. Sabit olanda ise yani kararlı seçilimde ise arkadaşlar sadece orta değer artar. Diğerleri ne olur? Ekstrem uçlardakiler yaşayamazlar. İşte bu bizim seçilim olaylarımız. Şimdi gelelim eşeysel seçilime. Eşeysel seçilim aslında eş seçimi olarak düşünebilirsiniz. Eşeysel dimorfizm de diyoruz. Arkadaşlar eşeysel seçilim eş bulabilme olayıdır aslında ve genelde hayvanlar arasında erkeklerin arasında görülen bir seçilimdir arkadaşlar. İkincil eşeysel özelliklerin iki cinsiyet arasındaki farklılığına biz ne diyoruz? Eşeysel dimorfizm diyoruz. Mesela erkeklerin insanlar için bahsediyorum. Erkeklerin daha uzun boylu, daha kaslı, daha yapılı olması, kadınların biraz daha kısa boylu, daha böyle minyon tipli olması nedir? İkisi arasındaki farklılıktır. Bu da nedir? Eşeysel dimorfizmdir. Arkadaşlar bu farklılıklar az önce söylediğimiz gibi büyüklük, renk, görünüm ve davranışlarda ortaya çıkabiliyor. Özellikle e, hayvan popülasyonlarına baktığımız zaman Gösterişli olanlar genelde erkekler oluyorlar. Eşey içi seçilimden bahsedelim. Eşey içi seçilim aynı cinsteki seçilimde arkadaşlar, bir cinsiyetteki bireyler karşıt eşeydekilerle eşleşmek için doğrudan rekabet halindedir. Mesela tavus kuşları. Tavus kuşlarına baktığınız zaman tavus kuşlarının erkek olanları daha böyle gösterişli bir yapıya sahiptir. Şurada da mesela örnek vermişiz daha gösterişli yapıya sahiptir. Çünkü dişinin kendisini seçmesini istiyor. Ve bir anda işte kanatlarını açarak bir gösteriş yapıyor. Dişinin kendisini seçmesini sağlıyor. Eşeyler arası seçilim ise bir, bir cinsiyetten bireyler eş seçimini gerçekleştiriyorlar. Genelde bu seçimi kim yapıyor? Dişiler yapıyor arkadaşlar. Son olarak genetik varyasyonun korunmasından da bahsedelim. Arkadaşlar genetik varyasyonun korunmasına sebep olan olaylar nedir? Diploidlik genetik varyasyonu korur. Çünkü iki an kromozomlu olan bireylerin sürekli oluşmasını yapar. Varyasyonun korunmasını sağlar. Eğer bu diploidlik olayı yani e, kromozom sayısının korunması olayı olmasaydı işte iki en kromozomlular birleşirdi dört enler oluşurdu dört enler birleşir sekiz enler oluşurdu bu şekilde farklı bireyler ortaya çıkabilirdi ama mayoz ve döllenme sayesinde bu orayı olayı korunduğu için e, canlar arasında genetik varyasyon korunmuş oluyor dengeleyici seçilim dediğimiz vardır dengeleyici seçilimde nedir doğal seçilim diyelim ki bir popülasyonda iki ya da daha fazla form oluşturdu bu zaman dengeleyici seçim ortaya çıkıyor. Ortasında bir denge kuruyor gibi düşünebilirsiniz. Heterozigot avantajı arkadaşlar heterozigot bireyler yaşama şansına daha çok sahip olan bireylerdir. Ee, şey gibi düşünebilirsiniz. Eksik baskınlık, eş baskınlık gibi düşünebilirsiniz. Mesela homozigot olan bireyler ortama iyi uyum sağlayamazken heterozigot olan bireyler daha iyi uyum sağlayabilir. Bir de frekansa bağlı seçilim var. Hangi frekans, hangi genin frekansı daha fazlaysa ona göre bir seçilim gerçekleşir ve genetik varyasyon korunur. Mesela kahverengi göz renginin İnsan popülasyonunda daha fazla görülmesi nedir? Frekansa bağlı seçilim olarak verebiliriz. Şimdi bir de doğal seçilim neden mükemmel organizmalar yapmıyor? Yani neden mükemmel organizmalar ortaya çıkmıyor? Buna bakalım. Arkadaşlar seçilim yalnızca var olan varyasyonlar üzerinde etkili. Yani kahverengi gözü de seçebilir, mavi gözü de seçebilir ama kırmızı bir göz oluşturamaz. Dolayısıyla var olan varyasyonlar üzerinde etkili olduğu için mükemmel bir şey ortaya çıkmayabilir. Evrim geçmişe ait durumlar ile sınırdır. Yani geçmişinde ne varsa o çıkar karşına. Hani yine göz renginden örnek vereceğim ama daha kolay olduğu için öyle örnek veriyorum. Yani senin geçmişinde kahverengi göz var, mavi göz var. Bunlar ortaya çıkıyor. Yani kırmızı göz olsaydı ortaya çıkardı. Bununla ilgili düşüneceksiniz. Adaptasyonlar genellikle uzlaşmacıdır. Yani adaptasyonlar genelde bütün bireylerin yaşaması için uğraşır. Ama tabii ki uyum sağlayanlar yaşayabiliyorlar. Uyum sağlayamayanlar ölüyorlar. Şans, doğa seçilim ve çevrenin etkileşimi de yine doğa seçilimin mükemmel organizmalar şekillendirmemesi için bir sebeptir arkadaşlar. Bundan sonraki videomuzda popülasyon genetiği ile ilgili sorularımıza geçeceğiz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.